Bildiğiniz üzere ismim Rahman Buğra Çağren. 95 yılında Gümüşhane'de doğdum. 5 yaşıma kadar ailemle birlikte orada yaşadık. Ondan sonra babam işi dolayısıyla tayini Trabzon'a çıktı ve Trabzon'a yerleştik. 2 sene sonra işte Trabzonspor altyapısında futbola başladım. Yaklaşık bir 12 sene Trabzonspor altyapısında her kategoride görev aldıktan sonra tabii bu süreç zarfında milli takımlara da gitme şansım oldu. Her yaş kategorisinde dediğim gibi görev aldıktan sonra profesyonel olarak Trabzonspor'la sözleşme imzaladım 5 senelik ve Arsinspor'a kiralandım 3. lig ekiplerinden Trabzon'un. Orada da ilk senemin devre arasında tamamen Arsinspor'a verildim. Ondan sonraki süreçte profesyonel hayata ilk adımlarımla işte ilk 2 senesinde Arsinspor'da görev aldım. Ondan sonra Malatyaspor'da bir teklif geldiğinde 1. lige Malatyaspor'a transfer oldum. Orada da ilk senemizde şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de işte 2 sene, 3 sene görev aldıktan sonra geçen sene devre arasında Hatayspor'da yine tekrar 1. lige döndüm. Geçen sene de 2. aradan sonra işte bir Hatayspor'da da bir şampiyonluğumuz oldu. Ondan sonra işte buradayız. Kendi bireysel antrenmanlarımı Trabzon'da yaparken Mustafa Aztopal abimiz aradı beni. Böyle böyle bir durum var diye. Tabii bir anda bir nabız atışı, bir heyecan fazlasıyla. Yani çünkü bunun olmasının sebebi gerçekten büyük bir camia. Altyapıda karşılaştığımızdan, Malatyaspor'da oynarken de karşılaştığımızdan, yani Karadeniz'in incisi diyebilirim. Tabii ki birçok takım var. İyice parlıyor özellikle bu dönemde. Mustafa abiyle sohbetimizden sonra bir anda kısa sürede transfer gerçekleşti. Hocamız olsun, kulübümüz olsun. Ben de aşırı derecede istekliydim buraya gelme konusunda. Ve az önceki sorunun son cümlesiyle işte buradayım. Samsun'a daha önce de gelmiştim. Hem buraya gezmeye gelmiştim hem de buradan Sinop'a doğru bir tatil planım olmuştu daha öncelerden. Buraya da bayağı bir vakit ayırarak gerek işte AVM'si olsun, Atakum olsun. Hani tatilcilerin daha çok uğrak yeri diyeyim. Oralara uğradım. Oraları az çok gezme şansım oldu. Onun dışında merkezi yavaş yavaş keşfetmeye başlayacağız. Yani gezme fırsatım oldu diyebilirim. Samsun cidden Karadeniz'deki yani şehir olarak, yaşam olarak en iyi şehir diyebilirim yani. Cidden yaşanabilecek bir şehir. Yazlık tatil tarafı var diyebiliriz. Şehir hayatı var diyebiliriz. Yani ne çok büyük bir şehir bunaltıyor insanı, ne çok küçük bir şehir aynı şekilde yine daraltıyor insanı diyebiliriz. Tabii ki bunu söylerken kimsenin antipatisini kazanmayayım, büyük şehir, küçük şehir vesaire. Herkesin kendi fikri, kendi nedir? Yani benim bakış açım o şekilde. Cidden yaşanılabilecek ender şehirlerden bir tanesi. Çok trafik yok, çok uğultu, gürültü yok. Sakinlik istiyorsanız sakinlik var. Zaten Karadeniz bölgesi bu şeylere çok müsait. Yukarı çıkarsınız yeşil, aşağı inersiniz mavi, deniz. Ortasında da böyle güzel bir şehir olunca tadından yenmiyor. Evet, geleli yaklaşık bir hafta oldu. Gayet kaynaşabildiğimi düşünüyorum. Bunda tabii ki önemli etken takım arkadaşlarımın sıcakkanlılığı, beni karşılarkenki o tavır ve davranışları. Önceden gerek oynadığım, gerek hani biz altyapıdayken bizden üst seviyede olan Gökhan abi, aynı zamanda aynı takımda bulunduğum Malatyaspor'da Caner abi, Caner Arıcı, Gökhan Asan ve karşılıklı oynadığım arkadaşlar işte Kubilay, hatırladığım Ahmet abi vardı işte 3. ligde oynarken. Yani onların hepsinin genel bir tavrı, zaten Tomane ile beraber transfer olduk, orada bir tanışma fırsatımız oldu. Az çok yabancı dilde olunca yani ben derdimi anlatabiliyorum diyorum, onun da derdini anlayabiliyorum yani. Benim öyle çok kaynaşmadan yana sorunum olmaz yani, sıcakkanlı bir insanım. Bunu zaten ilerleyen süreçlerde de taraftarlarımız hissedeceğini düşünüyorum. Ama genel haliyle gerek futbolcu arkadaşlarımız, gerek burada kulüp personeli sizler, gerek işte hocalarımız, gerek idare anlamdaki yöneticilerimiz, abilerimiz diyelim, hepsinin sıcakkanlı karşılamaları benim için çok değerli bir şey yani. Burada değerli olduğumuzu hissediyoruz. Biz de bu değeri, kıymetini bilerek sahaya yansıtmak için gerek antrenmanlarda, gerek maç zamanı geldiği zaman
en üst seviyede performansımızı dışarıya aktarmak istiyoruz. Bunu buradaki her arkadaş söylüyordur yani, buna kefil olabilirim. Cidden burada çok değerli hissettiğimizi söyleyebilirim. İlk sorularda da söylediğim gibi Samsun Spor artık parıldamaya başladı. Geçen yılki performanstan sonra artık gerek kurulan kadro, hocalarımız, yönetimiyle beraber artık odaklanılmış hedef var. Geçen yıl bu hedefe ulaşıldı. Şimdi önümüzde bir hedef daha var. Burada birçok şampiyonluk yaşamış abilerimiz, arkadaşlarımız var. Bu kadro toplanınca ve bu denli sıkı çalışılınca hedef tabii ki bir üst lig, şampiyonluk ve iyi bir performansla şampiyonluk. Tabii ki bu bir süreç, şampiyonluk bir süreç. Bunu sağımızda Karadeniz olduğu için söyleyeyim. Büyük bir deniz, büyük bir okyanus. Bunda fırtına da olacak, dalga da olacak, kötü hava şartları da olacak, güneş de olacak. Yani bize burada düşen pay, sonuna kadar çalışıp, antrenmanda %100'ümüzü verip, sahada, salonda iyi dinlenip, iyi beslenip, bize düşeni tamamen yapıp, çıkıp sahada performansımızın, terimizin, kanımızın son damlasına, son anına, son raddesine kadar sahaya onu yansıtmak, başarılı sonuç elde etmek. Tabii ki futbol bu, her şeye açık. Bunu taraftarlarımızın her şekilde bize destek verdiğini biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Dediğim gibi bize düşen pay bu. Bu bilinç doğrultusunda yürüyeceğimiz yol şampiyonluktur. Benim hedefim de şu an burada bulunuyorum. Tabii ki bir yıl kiralık geldim ama iş tamamen yani Samsun Spor'a odaklanmış durumdayım. Benim de hedefim şu an Samsun Spor'la ortak. Burayı şampiyon yapıp lige çıkarmak. Buradaki hepimizin hedefi budur. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza, sevdiklerimize, ailelerimize, yönetimimize, hocalarımıza, bizlerle beraber yaşayıp, onlara hediye edip, ortak hedefle. Yani Samsun Spor'un hedefi neyse benim hedefim de o. Çünkü ben buradayım, burada performans verip, hem Samsun Spor'u en üst seviyeye taşıyıp, en iyi yerlere taşıyıp, hem de ondan sonra zaten performansımızı verdikten sonra biz işimizi yapalım, bize düşeni yapalım, sahaya yansıtalım. Geri kalan takdiri ilahi diyelim. Ümraniye maçında yeni geldiğimden dolayı kadroda yoktum. Stada girdiğim zaman o atmosfer, yani tribün boş olduğunda bile bir havası, bir nasıl desem atmosferi var. Orayı geçen yıl tabii ki sosyal medyadan illaki karşımıza çıkıyor videolar. Taraftarları görüyoruz. Burada oynayan takım arkadaşlarımızı takip ediyoruz, takipleştiklerimiz oluyordu. Onlardan böyle stadı, taraftarı görünce ya boşken böyleyse doluyken nasıl olur tahmin edemiyorum. Düşüncesi gelmedi değil aklıma. Dediğiniz gibi yani o denli bir taraftar gücü bizim için inanılmaz bir avantaj. Ki deplasmanlarda da takımı destekliyorlar. Yani deplasmanda adeta ev sahibi havası oluşturan bir taraftarımız var. Bunların ışığında taraftarlarımıza vereceğimiz mesaj, tribünde yoklar ama biz onların desteğini her daim hissediyoruz. Sahada yoksalar ekran başında, işte takip edebildikleri her şekilde bizlere şu an için dua etsinler. Ki yapıyorlardır da zaten. Yani diyebileceğim bu. Ama şundan emin olsunlar, her daim onların desteğini hissediyoruz yani. O asılan pankartlar olsun, ne bileyim. Hani dediğim gibi aklıma geliyor, sahaya giriyorum diyorum ki vay arkadaş, hani burası dolu olsa nasıl olur kim bilir. Az çok bir Süper Lig tecrübem oldu yani, çoğu takımda olmayan bir şey. Ki geçen sene ikincilikte bunlar yaşanmış. Bayağı bir taraftar her maça geliyor, takım hedefi oynuyor. Yani bunu üstlüklere taşıdığınız zaman dediğim gibi şehriyle, taraftarıyla, takımıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla adeta parlayan bir inci gibi oluyor. Karadeniz'in değil, Türkiye'nin artık olmaya başlıyor. Çünkü takdir edersiniz ki lig çıktıkça göz önüne daha çok geliyorsunuz. Alt liglerde bunu başaran, üst liglerde aynı şekilde devam ettiği sürece uçurur gider. Öyle diyeyim yani.